Bugünlerde bütün dünya evlerimize kapandık. Gezegende hayat insan için neredeyse durmuş durumda. Fabrikaların çoğu çalışmıyor, üretim iyice yavaşladı. İşimize gidip gelemediğimiz için işlerimizin devamlılığı tehlikede. İşsizlik küresel olarak büyük rakamlara doğru koşuyor. Sokaklara çıkmayı, özgürce hareket etmeyi, birbirimizle ilişki içerisinde yaşamayı neredeyse unutmak üzereyiz. Hatta kapandığımız evlerimizde bile yeterince garantide değiliz. Tehlikenin nereden geleceğini bilemiyoruz. İşin en berbat yanı ise düşmanımızı göremiyoruz. Elinde korkunç nükleer silahları olan, yerkürenin dört bir yanını görebilen, tankların ve uçakların hangarlardan çıktığını anında fark eden uydulara sahip insanlık, bu düşmanla baş etmekte zorlanıyor. Bir grip virüsü olan koronavirüs, adeta insanlığın burnunu sürtüyor ve doğanın kendi kurallarını uygulamaya koyduğunda türleri bu kurallara göre yönetebileceğini gösteriyor. Yaşamlarımızın aslında ince bir çizgi üzerinde yürüdüğünü hatırlatıyor. Peki, virüs ve hastalık denince akla sadece bugünlerde adını ve şeklini artık ezberlediğimiz koronavirüsün gelmesi doğru mu? Virüsler başka hangi hastalıkların sebebi? Neden bize saldırıyorlar? Virüslerin tek amacı durup dururken bizi zor duruma düşürmek veya yok etmek mi? Hangi canlı grubuna girerler? Daha doğrusu bir canlı grubuna girerler mi bunlar, yoksa bambaşka bir şeyden mi söz ediyoruz? Başka ilginç ve cevaplanmayı bekleyen bir soru da nereden geldikleri, bulunmuş fosilleri olup olmadığı. Çünkü onların dünyaya ait olmadıklarını ve uzaydan kuyruklu yıldızlar ve gök taşlarıyla geldiklerini düşünenler az değil. Şimdi bir şu virüslere, bir de insanlığın uzaya adım atarken kullandığı uydulara bir bakın. NASA'da uzay araçları ve uyduları tasarlayanlar, çizimlerini yaparken virüslerin uzay boşluğundaki şartlara dayanmış olabileceği ve oradan geldikleri fikrini hayli ciddiye almış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını arayalım ve mikrop deyip geçtiğimiz şeyin gizemli özelliklerini konuşalım. Merhabalar, bugün her zaman olduğundan biraz daha farklı olarak güncel bir konuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz hepimiz evlerimizde esiriz bugünlerde bir virüs yüzünden, gözle bile görülmeyen bir canlı yüzünden bütün dünya evlerimize kapandık. Bugünlerin geçmesini bekliyoruz. Covid-19 bütün dünyayı esir almış durumda. Ben size Covid-19'un nasıl hastalık yaptığını, ondan nasıl korunacağımızı anlatmayacağım. Bu sık sık televizyonlarda zaten anlatılıyor. Ben size genel olarak virüsler hakkında bir bilgi vermek istiyorum bir biyolog olarak. Virüsleri çok fazla tanımadığımızı düşünüyorum genel anlamda. Belki bu videoyla virüsler hakkında biraz daha görüşlerimiz zenginleşebilir diye umuyorum. Virüsler, yeryüzünde her ekosistemde bulunabilen biyolojik varlığın en bol türüdür. Ancak dikkat ederseniz onlara canlıdır demekte biraz zorlandım. Çünkü bilim insanları arasında bu konuda hala ayrılıklar var. Canlı olup olmadıkları konusunda değişik görüşler var. Elimizde fosilleri yok. Kökenleri hakkında çok büyük bir bilgimiz bulunmuyor. Bir grup bilim insanı onların eskiden bir hücreli canlılar olduklarını ancak parazit yaşama geçmeleri sonrasında bünyelerindeki organelleri kaybettiklerini ve bugünkü hallerini aldıklarını düşünüyor. Bir başka grupta yeryüzündeki bütün bir hücreli canlıların ilk formları olduklarını düşünüyorlar. Bir hücreli canlılık geliştikten sonra virüsler de o canlıların içerisinde parazit olarak yaşamaya uyum göstermişler ve bütün yaşam sistemlerini buna göre ayarlamışlar diye düşünüyor bu bilim insanları. Gördüğünüz gibi birçok soru işareti var virüsler hakkında. Yeryüzü ana canlı gruplarına ait birçok türe ev sahipliği yapıyor. Sistematik, bu canlıları gruplayan bilim dalı. Memeliler, sürüngenler, kuşlar, balıklar, yumuşakçalar, böcekler, bir hücreliler, bitkiler ve diğerleri kabaca bu sistematik grupları anlatır. Konumuz virüsler olduğuna göre tek hücrelilere bakmamız doğru olur. Bu bölgede çok çeşitli canlılar bulunuyor. Tek hücreli canlılar dünyanın en eski varlıkları olarak değerlendirilir. Çoğunun hücre içinde bir çekirdeği ve organelleri var.
genellikle kendi başlarına çoğalabiliyorlar. Büyük bir kısmı parazit yaşıyor. Yani başka canlıları yaşam bölgesi olarak kullanıyorlar. Bir kısmı ise bağımsız olarak karalara, denizlere, göllere ve akarsulara yayılmış durumda. Onları kabaca gruplarsak arkeler, alkler, bakteriler ve mantarlardan söz etmiş oluruz. Ancak virüsleri bu bir hücreli canlılar alemine koymakta hala bazı güçlükler var. Bir kere canlı kavramına uygun değiller. Klasik biyoloji, canlıyı kendi genetik materyalini bulunduran ve bir şekilde kendi eşitini meydana getirebilen, yani çoğalma yeteneğine sahip varlıklar olarak tanımlıyor. Kendi eşitini yapamayan, kendi başına çoğalamayan, hatta bünyesinde yaşamsal reaksiyonları sürdürebilecek gerçek anlamda organ ve kimyasal yapıları bulunmayan virüsler bu tanıma uygun değiller. Hatta birçoğu zorlu şartlarda kendilerini tamamen kapatıp uzun uyku dönemlerine geçebiliyorlar. Uygun şartlar yeniden oluştuğunda inanılmaz bir şekilde tekrar aktif hale geliyorlar. Bu da adeta cansız bir parçaya dönüşüp daha sonra tekrar canlanmak gibi bir durum. Gerçek canlılar dünyasında ise hücresel ölüm var ve buradan geriye dönüş mümkün değil. İnsanların virüsleri tanıması ilk olarak 1892 yılında gerçekleşti. Ivanovski, tütün mozaik hastalığına yakalanmış bitkiden aldığı öz suyu filtre etti. Bütün bakteri ve mikroorganizmaları durduran bu zorlu filtrasyon işleminden geçen başka bir şey, hastalık yapmaya devam ediyordu. Hastalık etkeninin daha küçük bir mikroorganizma olduğunu düşündü, ancak onun virüs olduğunu anlayamadı. İsimleri de bu bilinmezlikten geliyor. Virüsün Latince'deki anlamı zehir ya da zehirli sıvı demektir. Çaresizce verilmiş bir isim bu. Çünkü o günün mikroskoplarında görünmüyorlardı. Virüsler ancak elektron mikroskobu bulunduktan sonra görülebildi. Hücre içinde parazit yaşıyorlardı. 1935 yılında Stanley, virüslerin işlevlerini tamamen yitirerek büyük protein kristalleri haline geçebildiğini buldu. Virüsler öyle küçüklerdi ki, mikroskopta zar zor görülen bir bakterinin içine en az 40-50 tanesi rahatça sığabiliyordu. Bunlar sadece bitki, hayvan ve insanları değil, tek hücreli canlıları, örneğin çoğu hastalığın nedeni olarak tanıdığımız bakterileri bile hasta ediyor, hücre zarlarını eritip ölümlerine sebep oluyorlardı. Peki, virüsler bunu niçin yapıyorlar? Bu yolla hangi ihtiyaçlarını gideriyorlar? İsterseniz biraz da buna bakalım. Virüsler genetik bilgilerini aktarmak için DNA veya RNA taşırlar. Ancak karmaşık çoğalma faaliyetlerini yürütüp sonuca ulaşacak hücre içi yapılara, genetik bilgiyi koruyan bir hücre çekirdeğine ve gerekli kimyasallara sahip değillerdir. Çoğalmak için gerçek bir hücreyi köleleştirmeye, onun genetik materyalini kendi basit ve kısa genetik yazılımlarını çoğaltmak için kullanmaya ihtiyaç duyarlar. Kimi zaman bir bakteri, bazen bir bitki ya da hayvan ve tabii ki insan hücresidir hedefleri. İncelenen bitki virüslerinin tümü, hayvan virüslerinin bir kısmı küre şeklinde. Bu kürenin büyüklüğü 30 ila 200 milimikron arasında ve küre pürüzsüz değil, daha küçük düz yüzeylerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bakterilere saldıran virüslere bakteriyofaj adı veriliyor. Onların bakterilerin hücre kılıflarına tutunmak ve delmek için enjektöre benzeyen aygıtlar kullandıkları biliniyor. Virüsün hastalık etmeni olan haline ise viron adı veriliyor. İlk adım her virüs için değişebilen konakçının bünyesine girip hücre zarına yapışmak. Bakteri virüslerinin hücreye girişleri çok ilginç. Virüs kuyruğunu bakteri hücresinin duvarına yapıştırıp çıkardığı özel enzimlerle bu ilk engelde bir hasarlı bölge yaratır. Daha sonra açılan delikten baş kısmında bulunan genetik materyali bakteri hücresine aktarıyor. Bu işlem sırasında virüsün protein kılıfı tamamen dışarıda kalır. Kalıtsal bilgi bakterinin DNA'sı üzerinde çoğaltılır. Bu sırada bakteri hücresindeki organeller bu olayın gerçekleşmesine yardım ederler. Yani artık köledirler. Sonuçta genetik emirle oluşan parçalar yeni virüsler halinde bir araya gelir ve bakterinin hücre kılıfını eriterek başka bakterileri enfekte etmek üzere çevreye saçılırlar. Küçük farklarla yöntem bütün canlılar üzerinde aşağı yukarı böyle işliyor.
Bakteri virüsleri bakteriler için özelleştiklerinden hayvan ve bitkilerde hastalık yapmıyorlar. Bitki virüsleri de hayvanlarda herhangi bir tehlike yaratmıyor. Ancak hayvanlar dünyası ve insanın içinde bulunduğu grupta işler biraz değişiyor. Bugünlerde insanlığın başına dert açan koronavirüs, vücuda burun, ağız veya gözlerden girdikten sonra nefes yollarımızda ACE2 adı verilen bir protein üreten hücrelere tutunur. Çevresini saran yağ tabakası, yani zarf sayesinde hücre içine girerken hücre duvarındaki yağlarla kaynaşma yolunu seçiyor. Bu şekilde hücre içerisine sızıyor. Koronavirüs bir RNA virüsü. Yani bütün virüsler gibi genetik şifrelerini okuyacak ve çoğalmasına yardım edecek bir ana yazılım bölgesine ihtiyacı var. Virüsün genomu 30 binden az genetik harf uzunluğundadır. Bu arada hemen söyleyelim, insan genomu 3 milyardan fazladır. Enfekte hücre RNA'yı okur, bağışıklık sistemini uzak tutar ve virüsün yeni kopyalarını toplamaya yardımcı olacak proteinler yapmaya başlar. Onun farkı inanılmaz derecede bulaşıcı olması. İnsan vücudu mikroorganizmaların girişi ve çoğalmalarına karşı kendini çeşitli savunma mekanizmaları ile koruma yeteneğine sahip. Savunma mekanizmaları normal çalışırsa enfeksiyon meydana gelme olasılığı hayli düşük. Ancak mekanizmalar herhangi bir nedenle zayıflarsa virüs veya diğer mikroorganizmalar hastalığı başlatabiliyorlar. Bu savunma mekanizması sadece bize özgü değil, hemen her canlı evrimsel süreçte bu tür mekanizmalar geliştirmiştir. Virüsler de bu mekanizmayla savaşabilmek için her defasında konukçu hücrenin ve total olarak organizmanın tanımadığı bir kılığa bürünerek üstünlük sağlamaya çalışır. Bunun için sürekli olarak mutasyonlar geçiriyorlar. Bizi büyük bir çabayla savunan, savaşçı antikorlar geliştiren, yine de hastalık etmeninin hücrede hastalık başlatmasını engelleyemezse, vücudun ateşini yükselterek onu yok etmeye girişen bağışıklığımız, özellikle bebeklik ve yaşlılık dönemlerinde, kötü hijyen koşullarında, önemli cerrahi müdahaleler sonrasında, kalıtımsal bağışıklık yetmezliklerinde ve kronik hastalıkların varlığında vücudumuzdan gerekli desteği bulamıyor ve hastalık neredeyse kaçınılmaz hale gelebiliyor. Bulaşmanın çeşitli yolları var. Mikroorganizmaları içeren sıvı kürecikler ya da toz parçacıkları havada uzun süre asılı kalır ve hava akımlarıyla geniş alanlara yayılırlar. Solunarak duyarlı konak tarafından alınırlarsa hava yoluyla bulaşma meydana gelir. Virüslerin insandan insana fiziksel dokunmayla da bulaşması sık görülüyor. Uçuk buna örnek verilebilir. AIDS ve hepatit B virüsleri kan dolaşımıyla ya da diğer vücut sıvılarıyla, kuduz virüsleri cilt bütünlüğünün bozulduğu yerlerden, örneğin ısırılmayla oluşan yaralardan vücuda girerler. Bütün bu anlattıklarımı dinledikten sonra virüsleri çoğunun aşısı zorla bulunmuş tehlikeli hastalıkların baş etmeni olarak tanıdınız. Ancak şimdi sıkı durun. Çünkü onlar hakkında çok az bilinen bir şeyi açıklamaya geldi sıra. Eğer virüsler olmasaydı, canlıların ve tabii ki o canlılar içerisinde insanların gelişimlerinde büyük eksiklikler olur, evrimleşmeleri çok yavaşlardı. Virüsler aynı zamanda ilginç bir şekilde canlıların mutasyonlara ve tesadüflere bağlı gelişim süreçlerini hızlandırdılar. Nasıl mı? Hemen anlatmaya başlayalım. 1958 yılında Amerikalı biyolog Joshua Lederberg, 1952 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmadan dolayı Nobel'e layık görüldü. Çalışmanın özeti aynen şöyleydi. Virüsler bir hücreden diğerine geçerken çoğaldığı hücrenin genetik materyalinden bir parçayı koparıp beraberinde sürükleyebiliyordu. Bu olaya transdüksiyon adı veriliyor. Araştırmalar taşınan DNA parçalarının oldukça uzun olabileceğini, 3, 4 hatta 5 komple genin bu şekilde taşınabileceğini ortaya koydu ve çalışma 1952 yılında Nobel aldı. Düşünsenize, virüsleri dolmuş gibi kullanan genler canlılar arasında geziniyor ve bir tek canlı neslinin yavruları yoluyla aktarabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde diğer bireylere yayılarak taşıdıkları özelliği onların genleri arasına ekliyorlardı. Bu evrimsel süreçlerde canlılara kısa zamanda büyük adımlar attırmış olabilirdi.
Dünyada sayısız denebilecek canlıda meydana gelecek bir kalıtsal değişiklik, bir buluş, bir gelişim, er veya geç diğer canlılar tarafından kopya edilecektir. Bu araştırma, bilim insanlarının gözündeki perdeyi kaldırdı. Dünyadaki tüm canlıların neden aynı genetik kodu kullandıkları aydınlandı. Sadece elektron mikroskobuyla görülebilen virüsler, canlıların çeşitlenip yeteneklerini birbirlerine aktarmalarına yardım ediyorlardı. Haftalardır gündemimizin baş köşesinde oturan ve yaşamlarımızı değiştiren virüsleri genel anlamda tanıdık. Yarattıkları hastalıklarla bizi uğraştıran, hatta ölümlere sebep olan virüsler, olağanüstü küçük dünyalarında başka mucizeleri de sebep oluyorlar. Bunlara da şahit olduk. Evrimsel adımların hızlı atılmasında canlılara katkı verdiklerini gördük. Zaten doğa mucizelerle doludur, her zaman söylediğimiz gibi. Gelecek videoda dünyada yarattıkları salgın hastalıklarla virüsleri konuşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Virüsler hakkında söyleyecek sözleriniz varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.